Herkese merhabalar, artık gecenin geç bir saati oldu. Öncelikle herkese teşekkür ederim bu saate kadar burada beklediğiniz için. Aslında ben soruları ilk başta Nardius ve Vika'da hazırlamıştım ama çok uzun uzadıya bir röportaj olacak. Çarşamba günü analiz masasında bu offline röportajı ve yarın da yanımda burada online röportajda onları görebilirsiniz. Çok önemli isimler var yine yanımda. Onlar da gerçekten oynadıkları oyun için bugün çok önemli kişiler oldular. Öncelikle React'le başlamak istiyorum. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben deyim. İlk oyun için öncelikle tebrik etmek istiyorum. Neler söylersin? İlk oyun e, güzel geçti bizim için. Sanırım şey e, Ani ve çok oynadığımız için. Bir tek Anivya'da ve Villa'da kantırladığı için. Anivia'yı banlayıp Villa'da almayı düşündüler ama Cassiopeia oynadım herhalde bilmiyorlardı. Biraz <laughs> anlık oldu onlar için herhalde. Evet Regar Nur'un hatta şöyle bir yorumu oldu. React sıraya dizdi diye. Bununla beraber zaten etkiyi herhalde görebiliyoruz diye düşünüyorum. Naruya dönüyorum. Sen nasılsın? İyiyim sen. Ben de iyiyim. İkinci maç için neler söylemek istersin? İkinci maç e, yani elimizden gelen her şeyi yaptık düzgün bir şekilde. Lane Swab'ı daha iyi becerdik. E, kazanmayı bildik sonra. İlk maçta peki e, acaba Vika'dan e, ben öncelikle sana da döneyim. Shot Caller mı oldu? Yani bizim takımda for shot caller e, da alışkanlığı üzerine çok konuşuyor, çok information veriyor. hem o kol veriyor hem for beraber veriyorlar kolları. Peki bu e, Vika'dan shot caller ile sizi etkilemiş olabilir mi ilk karşılaşmada? Yok ya direkt benim yüzümden kaybettik ilk maçı. Leş gibi oynadım. <gülüyor> <gülüyor> Peki samimi açıklamalar alıyoruz. Ee, i̇ki iki takımda aslında yeni transfer e, yaptılar yaptınız yani. Bu konuyla ilgili ne söylemek istersin? Nasıl gidiyor? Uyum sağlamış gibi görünüyorsunuz çünkü. Yani e, diğer oyuncuların diğer değişimlerine nazaran bu değişim en iyisi oldu. Yani çok tecrübeli bir oyuncu aldık. Çok aşırı böyle tek başına oyunu kelleyemese bile takıma havası kattı. Hava çok başka yani. <laughs> ee, İyi oldu. Önümüzdeki haftalarda daha iyi, hatta bu Super Week'de daha iyi oyunlar göreceğiz inşallah. Evet, Wicked tabii ki çok önemli bir oyuncu ve Nardius da tabii ki öyle. Bir de Community tarafından yani Türkiye'de çok sevilen bir oyuncu. Siz ne gibi tepkiler aldınız? Gördüm kısa kısa videolar da çekmişsiniz hatta Twitter'dan. Öyle mi? Çekmedik evet. aslında ama. Yok, <laughs> Yo, vardı videolar. Bilmiyorum, eskidir onlar ya. Eskiden Nardius geçen sene oynadığı için çok bir de vardı. Hani bizi olumlu etkiledi Nardius. Takım içi, konuşmalar olsun, kendi stili olsun. Her şey güzel gidiyor. Bundan sonrası için TBF için ne söylersin? Ee, TBF için hani e, Best of Five'larda e, çok üstün olacağımızı çok demeyeyim mi? <laughs> üstün olacağımızı düşünüyorum. Çünkü hani bir iki maçta çizipikler vesaire öyle şeyler olabiliyor. O yüzden Best of Five'da kazanacağımızı düşünüyorum. Peki. Ee, React siz de aslında ilk maçta çok acayip e, oyunlar oynadınız. Hatta analiz masasındakiler, yorumcular daha önce Cruel'den böyle bir oyun görmediklerini söylediler ve aslında birazcık siz de dişinizi gösterdiniz karşınızdaki takıma. Sen TBF hakkında ne düşünüyorsun? Valla biz e, Dark Puzzle'cı her bütün bütün takımları yeneceğiz. Hani bunu söyleyeyim. Hı hı. Çünkü şu ana kadar doğru düzgün oyuncu değiştirmeden çalışma fırsatımız olmadı ama bu sefer e, hani kalıcı kadromuz bu olacak ve hani doğru düzgün çalışabileceğiz. Örneğin ikinci maçı sadece lane savup bilmediğimiz için çok geriye düştük. Orta orta koridorda bir hata yaptık. Yani, bu hataları telafi ettiğimiz zaman ben yenemeyeceğimiz takım olduğunu düşünmüyorum. Peki Dark Passage'ı niye yenemeyeceğinizi düşünüyorsunuz? Ya Dark Passage e, niye yenemeyeceğiz? Çünkü Zaytnot var orada. <laughs> Belki ondan Onları da yenebiliriz ama yeterince vaktimiz olduğunu düşünmüyorum onlara karşı hani çalışmak için. Biz bu hafta süpürmesi ve hazırlandık. Herkesi yeneceğiz yani. Herkes bilen Peki. Güzel açıklamalar. Daha da kızıştırırdım aslında orada ama yapmayacağım. Daha profesyonel davranacağım. Sana döneyim da Naruto. TBF'de eğer final çıkarsanız karşınızda hangi takımı görmek istersin? Tabii ki Dark Passage. Zaten TBF olunca akla gelen ilk isim Dark Passage'dir. ama buna bu sene süpürmesi Mesa'yı ekleyeceğiz. Peki. Nari'nin söylediklerine göre aslında finalde Süpürmesi ve Dark Passage'ı göreceğiz. Ama React'de Dark Passage dışında herkesi yenebileceklerini söylüyorlar. İddialı açıklamalar geldi. Buraya analiz masasına e, güzel malzeme çıktığını düşünüyorum. Kesinlikle. Evet. Şimdi çok, çok konuşacağız. Şahane. Çok çok, çok teşekkür ediyoruz bu saate kadar bizleri izlediğiniz için. E, yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Teşekkürler. Teşekkürler.